Bizler için önemli olan bugün buraya şampiyon gelip şampiyon dönüyor olmaktı. Takımda bugün sizler de gördüğünüz üzere bir revizyona gidildi. Ama sonuçta ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem Türkiye Kupası'nda bugüne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki onlarla da konuştuğumuzda ne oyundan ne de skordan memnun değillerdir diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki kazanıp dönmek ama maalesef olmadı. Yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamak şu anki düşüncemiz. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreçten geçtik. Bu maçı oturup tekrar kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları. Yorucu geçen bir sezonun ardından hak ettikleri kutlamada bütün takım, seyirci ve cami olarak birlikte olabilmek. Sorunuz yok sanırım. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Maça öncelikle şok bir golle başladık. Bu yediğimiz gol moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 tane pozisyona girdik. İyi oynamaya başladık. Ama bunun akabinde ikinci gol yedik ve 2-0 mağlup duruma düştük. Ama oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar. Sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2'yi bulduk. Hatta devreye 3-2 de girebilirdik. Üçüncü gol pozisyonunu da yakaladık. İkinci devre gene aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk. Ve taraftarımıza son maçta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada olduğumuz 23 haftalık dönemde sakatlık, cezalı ve kadro darlığımıza rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Tabii ki gönül isterdi burada şimdi Avrupa'ya giden bir takım hocası olarak konuşmak ama çıkardığımız işte bana göre iyi bir iş çıkardık. Var mı soru? Soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Akşam. Öncelikle sözlerime Galatasaray'ı kutlayarak başlamak istiyorum. Tebrik ederiz. Hem kupayı bu statta aldılar hem de şampiyon oldular. Öncelikle Galatasaray'ı ve camiasını tebrik ediyorum. Bizim için de tabii çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem şampiyonla oynuyorduk. Ligin son maçı, taraftarımızı da mutlu etmek istiyorduk. 2-0 gibi bir sonuçtan da geri döndüğümüz için de çok mutluyuz. Taraftarımız da çok mutlu. Arkadaşlara, emeği geçenlere tebrik ediyorum. Başladık. Daha sonra Hakan Hoca'nın gelişiyle ilk yarıyı rahat bitirdik. Ondan sonra ikinci yarıya da fena başlamamış olmamıza rağmen içeride kaybettiğimiz kritik karşılaşmalarla biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ama önemli beraberliklerle de, kritik beraberliklerle de çok fazla sıkıntı yaşamadan, biraz belki heyecan yaşadık ama çok fazla da sıkıntı yaşamadan bu maça kadar geldik ve bu maçta da 41 puanla sezonu tamamlamış olduk. Mutlu musunuz diye sorarsanız çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü bu denk takımların çok olduğu bir ligde daha iyi sıralarda sezonu tamamlayabilirdik. Başkan, tabii sezon sonu transfer çok oyuncumuzun mukavelesi bitiyor. Evet, birçok oyuncumuzun mukavelesi bitecek. Yönetim kurulunu toplayacağız. Ondan sonra Hakan Hoca ile devam edip etmeyeceğimiz ve yeni oyuncularla, sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeyeceğimize de kararını vereceğiz bu hafta içinde. Yani çok sayıda oyuncumuzun sözleşmesi bittiğini düşünürsek o oyuncularla da birçoğuyla devam etmeyeceğimizi de söyleyebilirim. Dolayısıyla yeni bir Sivasspor olacak. Hayırlısıyla bir sezonu bitirdik. Kazasız belasız. Şampiyon olan Galatasaray'ı kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun. Maça gelecek olursak taraftarımıza hediye etmek istiyorduk bir galibiyet. 41 puan yaptık. Orta sıralara yaklaştık tabii ki. Bizim için iyi oldu. Taraftarımıza bir armağan oldu bu. Genelde gelecek olsak ilk yarı iyi bir çıkışımız vardı. İkinci yarı biraz sakatlıklar, cezalar, birkaç tane aksilikler, şanssızlıklarla biraz zor maçlar çıkarttık. Sonuçta iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Avrupa kupalarını kovalayabilirdik ama kısmet, kadro biraz yetersiz değil. Kadroda biraz sıkıntılar çektik. Ama alnımızın akıyla bu işten çıktığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet de bize büyük bir moral oldu. İnşallah bakalım. Önümüze bakacağız artık. Hocam, evet, benim için de bir tecrübe oldu tabii ki. Hatalar tabii ki yapmış olabilirim. Bunlardan ders çıkarıp önümde
daha iyi olmaya çalışacağım tabii ki ben de. Ya bizde öyle bir şey yok. Ben zaten ekibin içerisindeydim. Başkanımız bana şans verdi. Ben de iyi değerlendirdim. Mahcup etmediğimi düşünüyorum. Göreve gelirken de söylemiştim zaten. Başkanımız bizde ne derse o olur. Onun düşünceleri bizim için çok önemli. Bakalım görüşeceğiz ama hani başkanımız ne derse olur bizde zaten. Valla o konuyu biz futbolculara bıraktık. Futbolcular da hani tam takım halinde değiller, eksikler çok şey değildi. Bilmiyorum onlar da herhalde ya unuttular mı ya da bir şey yani maçın şeyinden heyecandan da şey yapmış olabilirler. O konuda çok şeye gerek yok zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Elinize ayağınıza sağlık, teşekkürler.